Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepinize en sahile, Borsa gündem adı kanala hoş geldiniz. İhlas Haber Ajansı'nın önüm şirketinin onaylı izah sizlerle birlikteyiz. Bu güzel tabloyu hazırladığından dolayı halk e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar konuyu geçmeden önce şununla alakalı biraz açıklama yapacağım. E, Twitter'da ve YouTube'da bununla alakalı e, arkadaşlar bir tepki gösterdi. Yani şöyle söyleyeyim şirket benim şirketim değil arkadaşlar ben size sadece bilgiyi veriyorum burada katılmak veya katılmamak her zaman sizin kararınız. Ancak İhlas grubunun hisselerinin çok başarılı gittiğinden söz edilemez. Bunu öncelikle belirteyim. Ve bunun yanında bunun bir eşit dağıtımlı halk arz olduğunda ayrıca belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bakalım neler olacak dediğim gibi burada katılmak veya katılmamak size kalmış. Ben bilgi sunuyorum genelde. Yani bir hisseyle alakalı kolay kolay Alın, satın, tutun asla demem. Sadece bilgi veya teknik olarak başarılı olan hisseleri çok eminsen bundan. Ancak öyle Telegram'dan paylaşıyorum. Şimdiye kadar da en fazla bir tane veya iki tane tekniği uygun diye eğitim çalışması olarak attım. Bunun dışında dediğim gibi biz sadece eğitim çalışması yapıyoruz ve bunun dışında eğitim anlamında ilerliyoruz ve bilgisel sunuyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ancak şunu söyleyeyim e, burada katılmak veya katılmamak sizin kararınız olsun e, çünkü burada çara veya zarara ben ortak olmuyorum karar sizin ancak bunu belirteyim birçok e, Telegram grubu veya Twitter'daki paylaşımcılar e, bununla alakalı bilgi paylaşmak istemedi ama ben dediğim gibi burada karar sizin. İhlas grubunun hisselerinin çok başarılı gittiğini şimdiye kadar söyleyemem. Açıkça şunu da belirteyim. E, çok e, ciddi manada kar yazdığını görmedim. Ancak şu an neredeyse fiyatlarından bayağı ciddi anlamda geriye geldiğini görüyoruz. Ama bu bir halk arz ve tamamının eşit olduğunu da hatırlatmak istiyorum. E, bu onaylı izahname. Bununla alakalı biraz bilgilendirme yapalım. İşlem kodu IHAS. Tamamı eşit dağıtım arkadaşlar. Tamam eşit dağıtımlara e, tüm banka ve aracı kurumlardan katılabiliyorsunuz. Diyeti 4 lira 60 kuruş, e, %15 iskonto uygulanacağı söyleniyor. E, genel olarak halka arzlara göre bu iskonto oranı düşük arkadaşlar. Genelde %20'nin üzerinde ve hatta bazen %30'ları görüyoruz. Ancak dediğim gibi e, bu halka süreçlerinde farklı farklı olaylar da oluyor. Mesela Angen'de ciddi manada bir talep oldu ve e, baktığımız kadarıyla burada bir tavan neredeyse yapabildi ancak farklı farklı mesela hedef ordingden bu kadar beklenmiyordu ama 90 milyon tavanda alıcılı bekledi. Bu da tamamı eşit dağıtım olduğundan dolayı bunda da farklı bir durum olabilir mi? Olabilir bunu da eklemek gerekiyor. 26-27 Ekim salı çarşamba günü saat 10.30'da 13 arasında halka arz edilecek. Yani emirlerinizi 10.30'da 13 arasında verebilirsiniz arkadaşlar. Halka açıklık oranı %34,38 arz büyüklüğü 101 milyon 200 bin TL civarında. Olacak sevgili arkadaşlar. Halka arzı gelirleriyle peki ne yapılacak? Bununla alakalı da bilgi verelim. Burada 47,5 milyon TL teknolojik yatırımlar, ekipman alımları ve modernizasyon. Burada 20 milyon TL yurt içi ve yurt dışı ofis açılışları, mobil ofis yatırımları. 16 milyon TL şirket için gelir getirici menkul gayrimenkul yatırımları. Ee, burada diğeri genel faaliyetleri ilişkin ihtiyaçlar. 14 milyon 527 bin 500 bin TL. Burada gelir getirici menkul gayrimenkul yatırımları. Yani bunun için m, e, Ben olsaydım Bunu farklı yatırımlarda kullanmayı Tercih ederdim aslında Şimdi şöyle bir finansal raporlarına Bakalım arkadaşlar 2018-2019 Şeklinde toplam varlıklar 84 milyon bunun 63 milyonu dönen 20 milyonu duran varlık arkadaşlar Öz kaynaklara baktığımızda 56 milyonu bunun öz kaynak Olarak karşımıza çıkıyor Yani şirketin %50'sinden büyük rakamı öz kaynaklarla çalıştığını gösteriyor. Uzun vadeli kısa vadeli yükümlülüklerine baktığımızda da cari oranı ve birkaç oranında başarılı olduğu karşımıza çıkıyor. Ama altını çiziyorum birçok arkadaş bu hissenin ihlas grubundan bir hisse olduğunu belirtip buna olumsuz yaklaştıklarını da söylemek isterim. Bununla alakalı zaten Telegram'dan katılacak mısınız katılmayacak mısınız diye de bir analiz paylaşacağım. Şöyle karlılıklarına baktığımızda dönem karı son çeyrek 8.1 milyon kar. Esas faaliyet karı 6,5 milyon. Bürüt karı 11 milyon kar olarak karşımıza çıkıyor. Ee, birkaç taahhüt var. İşlem tarihinden itibaren 6 ay boyunca bedelli sermaye artırım yapılmayacağı, bir yıl boyunca yeni pay satılmayacağı taahhüt edilmiş. Konsorsiyum lideri de Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Büyük banka ve aracı kurumlar olduğu zaman, e, aracı kurumlar demeyelim de bankalar olduğu zaman e, genelde ise dağıtım yapıldıktan sonra daha arkasına bakmıyorlar. Ama aracı kurumlar olduğunda tavana lot yazabilme durumları da oluyor. Bunu da ek olarak eklemek istedim. Dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle benim ee, anlatacaklarım bu kadar. İki tane olumlu ve olumsuz yönünü de sizlere belirttim. Olumlu yönü tamamı eşit olması, olumsuz yönü ise ee, birçok yatırımcının ilaz grubuna hoş bakmaması. Görüşmek dileğiyle.